neden dua etmeliyiz? Bizim yemeğe ve suya ihtiyacımız olduğu gibi başkalarıyla konuşmaya da ihtiyacımız vardır. Biz dostlarımızla konuştuğumuz zaman mutluluk hissediyoruz, üzüntü ve kederlerimiz aklımızdan çıkıyor. Bizim en iyi dostumuz Allah'tır. Bazı zamanlar bu dostumuzla konuşmamız çok iyidir. Allah ile konuşmak çok keyifli ve lezzetlidir. Bu işe dua diyorlar. Allah hiçbir zaman bizim sözlerimizi duymaktan yorulmaz. Eğer günde 100 kez bile onunla konuşsak yine bizi dinler. Allah ile konuşmak bizi ümitsizlikten ve bunalımdan kurtarır ve şeytanı bizden uzaklaştırır. Biz dua ve Allah ile konuşma esnasında isteklerimizi de arada söyleyebiliriz. Eğer Allah isteklerimizi yerine getirmezse bize cennetinde ödüller bağışlayacaktır. Öyleyse dua ve istekler onun yanında hiçbir zaman faydasız değildir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Allah ile konuşmaya ve dua etmeye çok önem verirdi. Allah ile konuşmak Peygamber Efendimiz için dost ya da arkadaşla konuşmaktan daha keyifliydi. O hazret günde birçok kez az ya da çok Allah ile konuşurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Allah katında hiçbir şey dua etmek kadar değerli değildir diye buyurmuştur.